Arkadaşlar, hepinize selamlar. Sonunda Citroen C5 Aircross'un testini yapıyoruz. Yine aynı böyle yorumlarda sürekli bir arkadaşın yazdığı bir arabaydı bu. Vallahi sürekli C5 Aircross'u çek diye en sonunda beni getirdiler buraya. C5 Aircross'la güzel bir sürüş yapacağız. Şimdi hemen sürüşe geçmek istiyorum. Sonrasında arabanın detaylarını sizlere göstereceğim. Bu arada en dolu paketi opsiyon olarak 19 jant var. Bu arabanın konforunu çok merak ediyorum. Özellikle konfor üzerine duracağım. Beraber süreceğiz bakalım. Aileye göre mi, nasıl tarzı, hepsini sizlere anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, hadi videoya. Sizi şimdi kafama alıyorum. Arkadaşlar hemen sürüşe geçiyoruz. Bu arada yanındaki Mustafa Bey ile beraber sürüş yapacağız. O bayi sahibi kendisi. Sağ olsun, çok fazla yardımcı oldu. İçeride tüm araçları dolaştık. Citroen'de artık bol bol videolar çekeceğiz inşallah. C5 Aircross'u da çok fazla merak ediyordum. Bu arada anahtarını ben size göstereyim. Şöyle bakın. Aslında alışık olduğunuz PSA'nın, Peugeot Citroen grubunun ortak bir anahtarı. Koltuğumuz, bak fakirli görüyor musunuz? E-tikli koltuk olduğunu bilmiyorum. Alt taraftan çekmeye çalışıyorum. Yan tarafta e-tiklerimiz var. Kameramı ayarlayayım, geliyorum. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Yolda aracın detaylarını anlatacağım. Bu arada Apple CarPlay'imiz var. Tabii ki kablomu aldım. Hemen Apple CarPlay'i bağlayalım. Bu tarz Peugeot Citroen grubu araçlarda ben Apple CarPlay'i kullanmayı daha çok seviyorum. Arayüzdense Apple CarPlay'in arayüzü çok güzel. Bakalım iOS 14 ile beraber neler değişmiş, onu daha önce görmedim. Bu arada hızlı şarjımız da var. Şimdi izin verelim, şunu şuraya atalım, şarjda olsun. Şimdi burada bak, arka plan değişmiş, onu fark ettim, böyle değildi bize arka plan. iOS 14 ile beraber yenilikler gelmiş. Burası güzel oluyor, burada her şeyi net görebiliyorsunuz. Şu an böyle kalsın, müziğimizi de dinleriz. Sonrasında ses sistemine de bakarız. Bu araç 1.5 dizel, 130 beygir ve Shine modeli. Aracımızı D'ye aldık. EAT 8 var. Bir alttan olmadı. EAT6 var. Ben bu EAT6'yı daha önce 5008'de denemiştim. Yukarıda videosu var, onu izlersiniz. EAT6'da hız olarak çok fazla geri kalır yanı yok. Sadece hani 8'de ne oluyor? Böyle daha keyifli hissediyorsunuz. Pıtır pıtır vitesleri atıyor. Birazdan zaten siz de görürsünüz. İlk fark ettiğim aynalar kocaman. Yani böyle dev gibiler. Yavaştan yolumuza çıkalım. Bu arabanın konforunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani çok güzel oldu söyleniyor. O hissi tatmak istiyorum. Ama ilk tattığım ne biliyor musunuz? Bak şimdi gene yüzüm gülmeye başladı. İlk oradan dönerken araba yattı, fark ettin mi sen de? Suspansiyonun yumuşaklığından dolayı. Bak çoğu arabada şunu hissederim, tamam mı? Önü kalkar iner. Ama bunda yan yattığını ilk kez görüyorum. Vallahi. Bunda neydi o süspansiyonun ismi? Farklı bir süspansiyon ismi vardı. Yeni çıkan bir süspansiyon. Hı? Hava yastıklı bir süspansiyon. Evet. Normal süspansiyonlardan daha farklıdır. Benim bildiğim çift sistem var, yani iki yağ haznesi var. Ona göre hani yumuşak ve sert olarak ayarlıyor. O eski süspansiyon sistemi. Bunlar hava yastıklı, tamamen darbe emici barlar var. O barlara süspansiyon sistemi vurduktan sonra o barlar sayesinde yumuşatılıyor bu darbe. Sönümlüyor onlar. Evet. Hani bir nevi hava yastığı. Evet. Ama şu anda yani bayağı yüksekte hissediyorum. Bunu fark ettim. Bir şey konusunda gayet güzel. Konforunu gene o salımlar hissediyorum ama şöyle güzel çukurlara girmek istiyorum. Sakarya'mızın böyle hoş, sert çukurlarını kendim atmak istiyorum. Bakalım yolda neler denk gelecek. En çok kasetlerde belli oluyor bu süspansiyon. Değil mi? Kasete şöyle bir hızlı girelim, bakayım nasıl olacak. Önümüzde dijital hayal ekranı görüyorsunuz. Bu araçta en boş paket daha alsanız aracınızda dijital ekran oluyor. Ama şu hayal göstergenin bu huyunu, şu huyunu sevmiyorum. Değiştirirken kadranlar yok arkadaşlar. Şimdi kadran yazıyor ancak böyle ben yuvarlak daireleri daha çok seviyorum. Amcamız yolu verelim. Bir tek sadece o yok ama görüntü kalitesi olarak gayet güzel. Şimdi bu araçlarda eğer ki önünüze bir araç çıktığında dursun istiyorsanız, işte uyarlanabilir hız sabitleyici olsun istiyorsanız ekstra bir paket almanız gerekiyor. Bununla beraber araç tamamen otonom gitmeye başlıyor. Evet, çok güzel trafiğe denk geldi. Sakarya'da olmayacak bir şey. Fan hızlarını yine ekrandan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Klima tamamen ekrandan ama elinizin alıştığında bununla ilgili zorluk yaşamıyorsunuz açıkçası. Bak ben daha bu arabaya ilk kez binmeme rağmen direkt buna bastım. Çünkü daha öncesinde Peugeot kullandığım için oradan da bir alışkanlığım var. Ama sizler de yavaş yavaş alışacaksınızdır. Yani sistem buraya doğru gidiyor. Vites geçişlerinde herhangi bir titreme falan yok. Bunları anlatmaya gerek yok. EAT 8'in zaten bu huyu. Gayet güzel. Tamam. Şuna bak ya. Bunda ben sürekli oynarım. Yani yumuşaklığı sayesinde o şeyi esnekliği veriyor araca. Şimdi arkadaşlar grip kontrol var. Şuradan girelim bakayım, şöyle biraz kaçalım. Grip kontrolle böyle hani kum zeminde, çamur zeminde girdiğinizde buradan ayarladığınızda ESP yardımıyla tekerlekleri gücü daha da böyle hafif aktarıyor. Yani siz hata yapsanız da o hatayı telafi ediyor. Çok fazla gaza bassanız dahi azaltıyor o gücü. Böylece kolay çıkmanızı sağlıyor. Hani gene su bir araba kullanıyoruz ya. Dağ bayıra gidersiniz, mangala gidersiniz. Tam o işte kullanmalık. Şöyle bir yola bağlanalım bakayım.
Bak şu an bayağı bozuk yoldan gidiyoruz. Yani bayağı bozuk. Yoldan geçenler zaten bilir. Bunu. Evet evet, bu Sakaryalılar burayı hemen bilecekler. Türklere yol verelim. Kornos güzelmiş. Kornos'un sesini çok beğendim. Tekrar çalacağım şu ileride. Biraz fazla korna kullanan biriyim. Aslında yanlış bir şey. Bak şu an dip gazım. 2'de 60. Hızlanması gayet güzel. Frenler de güven veriyor. Vallahi gidişi gayet iyi ya. İşte vitesten kaynaklanıyor biraz da. Vites bu arabayı çok rahat yürütüyor. 130 beygirin de gücü var tabii ki. Biraz motor sesi alıyorum. Bu genelde 3008'de de var. Bu araçta da var. Motor sesi biraz geliyor bu araçlarda. Evet. Ancak mesela 5008'de bu ses yoktu, biliyor musun? Yani orada yalıtımı tabii ki ekstra yapmışlar. Evet, bir tık daha iyi. Evet. Hatta 508'de de vardı. Bak 508'de fiyatı yüksek bir araba. Bunlardan pahalıdır büyük ihtimalle. Ama onda da motor sesi vardı. Yalıtım konusunda işte bir çıt motor bölümünde zayıflar. Şöyle kulaçlarımızı deneyelim. Önümüzde sert bir kasis var. Aslında biraz hızlı giriyorum. Bak 40'la giriyorum. Ya mükemmel telore etti benim hatam yani. Normalde böyle bir şeye girdiğinizde dip fren yaparsınız, ABS'ye girer araç. Bu konuda mükemmel oldu. Önümde hız tabelalarını görüyorum. Ayrıca levha okuma evet. Şey özelliği de var bu aracımızda. Evet, 30'muş burada. Arkadaşlar bu arabayı ben konforu için çok merak ediyorum. Bu videonun başında da söyledim. Dediğim gibi 5008'de yakın zamanda kullandım. 3008'de kullandım. İkisinde uzun kilometreler kullandım. İkisinde bütün deneyimlerine hakimim. Konfor konusuna geldiğinizde tek geçiyorum bu araba. Yani süspansiyon konforu bu araba. Yani sessizlik konusunda 5008 biraz daha iyiydi ama 3008 ile aynı. 3008 zaten bu arabanın klasmanı. 5008'i katmaya gerek yok. Bu arabanın yalıtım konusunda fark göremiyorum 3008'den. Ama konfor konusunda kesinlikle iyi. Yani Buna kesin söylüyorum, öyle söyleyeyim sizlere. Ayrıca bu araçta şöyle bir şey daha var. Yani bu araç sınıfında en büyük ve en geniş araç. Evet. Büyüklüğü sayesinde de kasası gerçekten çok güzel. 3008'den ve diğer Tuscon rakiplerinden falan daha büyük ve daha hani gösterişli, heybetli bir kasası var. Sport modu da alabilir isterseniz buyurun. Şimdi bir daha basalım. Evet. Şu anda sporttayız. Şanzımandan değil de buradan alıyoruz sport moda. Şimdi bakın arkadaşlar, burayı çoğu arkadaş bilecektir. Beni çok fazla takip eden var Sakarya Üniversitesi'nden. Şu anda biraz yüksekte bir tutuyor. Heh, düşürdü. Burası çok dik bayırlardan biridir açıkçası. Sakarya'nın üniversiteye çıkan bayırıdır. Ama çok rahat bir şekilde çıkıyoruz. 130 beygir, 330 Nm tork derken rahat rahat gidiyoruz ve hiç zorlanma ibaresi yok. Mesela araba biraz zorlandığında böyle sesi soluğu değişir, titremeye başlar. Öyle bir şey olmadı hiçbir şekilde. Düşük devirlerde de iyi. Yani ya, alt devirlerde tepkileri çok güzel. Hemen yakında araç diye uyarı veriyor. Tabii öndeki aracı da kontrol ediyor. Eğer ki bir hata yapsak anında fren yapacak. Evet. Şu çok keskindir. Burada birkaç kere patlatı kaydırmışlığım vardır. Bir bakalım. Burası bayağı keskin arkadaşlar. Çok güzel topladı. Çok güzel topladı. Yani süspansiyon yumuşaklığına hani aldığınızda biraz korkuyorsunuz ama gerçekten yok. Çok güzel topladı. Yok. Hiç korkmayın. Çevirin direksiyonu. Bak buralar çok keskindir arkadaşlar. Bayağı keskindir. Bak. ESP direkt zaten içine giriyor. Evet işte şu beni güldürdü. Bu güzel. Ya hem konforla bunu şey yapmaları çok düzgün, çok güzel olmuş ya. Ya bunu ayarlayabilmeleri. Ayrıca bu tarz durumlarda kör nokta uyarı sistemi de çok işlevli. İkidir gözüne çarpıyor, onu kaçırmıyorum. Hiç evet. Orada görüyorum. Yola da sığdırmak böyle insana zor geliyor, biliyor musun? Bu hissi gene 5008'de almıştım. Şeyden dolayı, şu köşelerden dolayı böyle... Köşeler evet, biraz aldınıyorsunuz ama hani kavisli olduğu için çok rahat bir çıkabiliyor. Ya benim o keyiflendiriyor açıkçası. ESP şu an tutuyor, evet. Hiçbir zor duruma düşürmedi ve şu anda konforlu olarak gazlıyoruz. Yani açıkçası böyle bir şey çok fazla olmaz. Bak yine kasisten geçelim hızlıca. Abarttık gene ya. Bayağı abarttık ama. Yok, abarttık ama gayet güzeldi yani. Normalde tavana doğru yaklaşmamız lazımdı. Yani sınıfında çok büyük bir iddiası var bu aracın. Evet. İddiasında gerçekten hani arkasında. Tabii kesinlikle. Bir şurada fren yapalım bakalım kasiste gelirken. Hop bizi yaktı. Güzel.
Ama bu araba 1.680 beygir alacaksın. Evet, bak çok keyifli olur çok o zaman. Çok farklı bir zaten şey oluyor. Evet. O 1.5 yuzusu beygir de hani böyle yetersiz kalmıyor bu araçta çünkü bu, torku bak, sayesinde. Bu arabanın kitlesini bu motor. Çok güzel ha. Ya ailenle beraber adam zaten hız yarış yapmayacak ki biz burada böyle son noktalarını denemeye evet. çalışıyoruz arabanın. Neler yapabilir diye. Performans olarak ama dediğiniz motor seçeneğimiz 1.680 beygirlik olan çok güzel. Yani benzin olmasından dolayı da zaten güzel. Evet. Bak şu tarafta bozuk bir yol vardı. Orayı denemek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla. Ya arabayı kullanması cidden çok keyifli. Bak direksiyonu tek elimle kullanıyorum. Bak gene çukurun içine attım kendimi. Ve bu arabanın üzerinde 19 jant var arkadaşlar. Opsiyon bir 19 jant var. Bu araba normalde 18 geliyor. 18 ile hayal edemiyorum öyle söyleyeyim. Yani bu konfor böyleyse 18 de çok çok daha iyidir. Bu aracın artık bütün yeni Citroen modellerinde bu koltuklar geliyor. Advanced Comfort adında bir çift koltuk sistemi. Bu koltuklar eski koltuklara göre yani daha böyle pamuklu olarak üretilmiş. Ve yine hani içi doldurulmuş pamuk. Yani çok gerçekten içi bu videoları falan var internette. İçindeki pamuğu falan gösteriyor. Çok rahat o yüzden koltukları. Herhangi bir mesela koltuklardaki şu saran bel kısmını, diz kısımlarını saran bölgeler. O yüzden hani böyle çok rahat. Ya zaten oturduğumda herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Evet. Ancak ne biliyor musun aslında baldır kısa bak. Fark ettin mi sen de evet, bilmiyorum ama kısa, evet. biraz boyu kısa. Uzun insanlar için mesela biraz kısa geldi bana. Evet. Sadece o fark var. Hala bir sporttayız o yüzden araç yüksek devirde tutuyor. Onu hemen rahatlayalım biraz daha. Ya buralara bakıyorum böyle güzel hani su hissiyatını alabileceğimiz bir yer var mı diye acaba bakıyorum da. Arkadaşlar gayet güzel bir test oluyor. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Böyle yani şimdi bir arabanın hakkını vererek test etmek çok ayrı oluyor açıkçası. Kesinlikle. Yani tabii kısa bir sürede yaptığınızdan çok fazla bir şey anlayamıyorsunuz ama böyle şimdi bu arabayı alan kişilerin buralara geleceği illaki olacak. İllaki böyle şeyler tadacak. İllaki pikniğe giderken ha. kişiyle dostuyla. Bu arada bak. Burada isterseniz grip kontrolü açalım. Evet grip kontrolü açarsak çok güzel olur. Kar modunun çünkü... bir altındaki çamur modu. Şöyle. Evet. Mesela bu şu anda olabilir. Şu an çamur modunda zaten ekranda da gösterdim. Burada yazdı. Arkadaşlar şöyle göstereyim size yolun durumu bu. Vallahi gayet kötü aslında buraya normalde taksi sokulmaz. Biraz eğimli böyle. Şu anda zaten bayır duruyoruz. Bir bakalım nasıl gidiyor ne yapıyor. İçeride gördüm. Arkadaşlar bir şöyle girelim bak aracımızı aldık buradan çamur moduna. Bir sürü mod var kum var. Şöyle girelim bakalım. Bak şu anda aslında dengesiz gaza basıyorum ama bastırmıyor biliyor musun gaza? Bastırmıyor. Kontrolü kendi eline alıyor. Evet. Buralar bayağı bozuk yerler. Vallahi ben daha önce C5 Aircross'u böyle yerlere sokup test eden görmemiştim. Bak özellikle altı çarpacak mı diye teker izlerinden gidiyorum. Ve şöyle çamura giriyorum. Şu an bayağı bayağı giriyorum. Ve şu an süspansiyonu da aslında... Evet hiçbir şey hissetmiyorum. Şu an bildiğiniz... Aslında bu araçların şöyle bir ismi var. Uçanalı. Belki duymuşsunuz. Evet duydum. İstanbul'da uçanalı. Bunun etkinlikleri falan oldu. Yani bu araçlar hani süspansiyon sistemi sayesinde uçanalı hissi şeyini, veriyor. Evet gerçekten veriyor. O his tattım ama. Bak biraz önce şuraya girdik arkadaşlar. Şuradan geçtik. Ve şurası bayağı bir derin. Aracın yüksekliği sayesinde ve evet. süspansiyonun şeyi sayesinde. Aslında burada bir fotoğraf çekebiliriz. Tabii çekebiliriz. Şöyle aracı şöyle sokayım. Daha derini vardı onu sokayım. Evet. Şu an bence güzel oldu. Bir fotoğraflık olur değil mi buradan? Evet. Anladım. Arkadaşlar şu an girdiğimiz yerleri görüyorsunuz. Bak biraz önce buradan geçtim. Zaten öyle altı çarpma falan olmamış. Hiçbir yerde çamur yok. Ama şu lastiklerin haline bakar mısınız ya ne hale gelmiş. Birazdan şöyle gideceğim. Daha da abartıp tamam. şu çimenlerin üzerinden gideceğim. Size şimdi gene aynı kaba fotoğraf çekiyorum. Böyle yani SUV hissiyatı veren arabalarda off-road yapmak çok güzel. O hissi almak çok güzel oluyor. Sizin de eğer varsa böyle yerlere sokun. Şu an fotoğraf da çok güzel çıkıyor bakın sizde. Zaten kapak resminde göreceksiniz. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız en iyi C5 Aircross testi bu mu? Bak şimdi birazdan böyle gideceğiz. Burası da öyle. Yani bayağı bayağı çamur ve yumuşak bir alan. Yumuşak çamur çoğu şeyden tehlikeli. Çoğu şeyden tehlikeli yani hiç çok güvenli araba bile kalabiliyor öyle söyleyeyim sana. Ya, kardan falan daha çok şey. Evet evet. Araba lastik tutmuyor bir şekilde. Batıyor tamamen ya. Şöyle aracımızı D'ye alalım.
Bak şimdi iyice yeşilliğe girdik. Şurada yalnız cam var, onu göreceğim. Tamam. Yan yan gidiyoruz. Bak hızlı gidiyorum ya bildiğin. Şu an tekerler zaten bayağı çamurlu oluyor. Yolu birazdan çok berbat yapacağız. Arkadan aynadan izleyin bak çamurları nasıl atıyor. Bak. Görüyor musunuz? Emniyet kemerini takalım. Birazdan yolu berbat edeceğiz ama. Bayağı bir doldurmuşuz. Bayağı güzel. Şöyle ağır ağır atalım, yandaki arabaları atacağız bu gidişle. Buradan geçenler zaten bize fotoğraf atıyoruz. Vallahi. İzimizi bıraktık. Masal gibi yatar gibi. Bak o kadar doldurmuşuz ki direksiyon titretiyor biliyor musun? Hani evet, evet. Normal çamur balans yapar direksiyona, onu yapıyor. Şöyle mavi duraktan geçip. Aa ESP girdi. Çamurda. Çamurlar yavaş yavaş. Evet. Ama ESP sistemi de mükemmel bir sistem. Yani genel olarak yani ESP şu an bence çoğu kazaya engelliyordur, öyle söyleyeyim. Çoğu insan hatasına engelliyordur. O toprakta mesela bana çok güven verdi bu arabaya. Yumuşak çamurda güven verdi. Yani tekerlekler hala çamur atıyor. Çamuru güzel derdi bence ESP kullanılıyor. Yıkamadık arkadaşlar, ben şimdi özür diliyorum şu anda. Güzel oldu ya, valla çok keyif aldım. C5 sahipleri keyif olarak kullanıyordur. Ben onu hissettim ya. Ya her türlü çok başarılı bir araç. Grip kontrol sayesinde bu piknik dağ bayır işlerinde gayet güzel bir işlev görüyor. Uzun yola çıkarken süspansiyon sistemi aracın koltuk yapısı sayesinde çok rahat, konforlu bir yolculuk sağlıyor. Evet. Yine şehir içinde 8'leri olması, vitesin AT8'in yani şanzıman sisteminin başarılı bir şekilde fayda göstermesi şehir içinde. Bu olanaklar bu aracı yani her koşulda daha üst seviyeye getiriyor. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse ben biraz ön yargılıydım. Ya diyordum ki ne kadar konforlu olabilir, anladın mı? Evet. Hani 3008 ile yakındır, aynıdır diye düşünüyordum ama arada bayağı fark var. Yani o hissedilir bir fark var. Özellikle 3008 kullanıcıları bir test etsinler, onlar da anlayacaklardır. Tasarım konusu değişkendir, işte dışı, içi, bunlar değişebilir. Bazı yerlerinde o iyidir, bazı yerlerinde o kötüdür. Ama konfor konusu bir net ki çok daha iyi. Bu arada burası da Serdivan arkadaşlar. Bu mavi duran orası. Yine tanıyan çok olacaktır. Genelde gezmeye gelenler de buraya gelirler dışarıdan turist olarak. Bu arada iniş modumuz da varmış. Gene onu kullanmayı unuttum. Bu da aracı kendi kendine fren yapıyor ve aracın atıyorum çok dik bayırlarda çakıllık ya da çok çamur yollarda kaymasını engelliyor. Yani fren bazen kilitliyor arabayı, o kayıyor, onu engelliyor. Bu nerede güzel biliyor musun? Şimdi kar yağdığında çoğu insan karda ne yapacağını pek bilmez. Bayır gibi yollarda. Frene dibine kadar basar, o kaya kaya gider. Ama burada şimdi o nasıl yapıyor? Böyle ESP sistemini kullanıyor yine. Hatta sesler böyle çok garip sesler, zart zart sesler çıkarıyor. Her evet, tekere evet. Ayrı farklı ses şey yapıyor böyle. Kontrol yapıyor. Bu sizin kaymanızı daha da engelliyor. Eğer ki kışında müsait olursa, yani o zaman artık yeni kasa gelir mi ne olur bilmiyorum, makyajlanır mı ya da bu araç olursa, bir böyle karda da kullanabiliriz evet, beraber güzel video yapabiliriz. Kar videolarını arkadaşlar çok seviyor. Bilmiyorum sen denk geldin mi? Benim bir kar videom var. Geyve'de galiba. Bizim orada. Orada çok seviliyor. Zaten. Sonra alabildiğine gidersin. Ya şu uyarı sisteminin sürekli böyle vermesi benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bazı arabalarda artık vurmaya şey kalmışken uyarı veriyor mesela. Bu 3 modu var. Düşük, normal, uzak diye. Buradan öne alabiliyoruz. Araç parametrelerinden. Şuradan bakabiliyoruz. Araç parametreleri, güvenlik. Evet. Uzak, normal ve yakın olarak ayarlanabiliyor bu. O zaman bize desin ki uzakta araç, uyarsın. Evet. Bu araç animasyonlarını da aslında ben çok seviyorum. Evet doğru doğru, bak her yere arabanın resimlerini koymuşlar ve yani o bu aslında ekranın kalitesini gösteriyor. Kör noktayı görüyorsunuz. Şurada yanıyor hemen. Yanındaki kırmızı tiri o da gördü. Valla güzel bir test oldu ya Mustafa. Çok teşekkür ederim iyinin için, alakanın için. Her bayide böyle tepki alamayabiliyoruz. Yani böyle dönüşler çok güzel oluyor. Ya, evet. Benim için de ben şimdi araba sürmekten zaten keyif alıyorum. Evet, bu benim için aslında bir iş gibi değil, hobi gibi oluyor. Doğru. Ama insanlara da bunu aktarmak güzel oluyor. Şimdi çoğu kişi benden bunu istiyor. Benden duymak istiyor çünkü. Ben ne eksiği varsa onu söylüyorum. Motor sesi varsa var motor sesi. Yani bazılarında onu
geçiyorlar ama bu şekilde olmaz çünkü ya alan kişi yaşayacak bunu. Yani. Yani. Bunu geçecek zaten. Evet. Yani. Segmentinin bir gerek söylememizde bir şey yok. Hani ben zaten full yani olabildiğince dürüst yaklaşmaya çalıştım. Yani tabii ki de her araçta bu vardır eksik noktaları. Tabii ki tabii ama ki. Bu eksik noktalarının önemli noktalar değil de daha az kullanılan böyle çok dikkat edilmeyen noktalar olunca bu daha güzel bir şey. Bak hemen şerit takip beni içeri soktu. Biraz önce çalıştı. Dilerseniz direkt buradan girelim. Tam karşıya geçiyoruz. Direkt yıkamaya verelim isterseniz. Evet arkadaşlara biraz iş olacak ama evet. Kusura bakmasınlar. Burada önemli olan sizin memnuniyetinizle videoyu izleyen arkadaşların videodan haz alması. Çok teşekkür ederim. Nereye de park edelim? Şuraya doğru çekersek sevinirim. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz üzere direkt testten sonra hemen yıkamaya. Bu arabanın ihtiyacı olan şu anda. P'ye alıyorum. Şu vites sisteminde şu tasarım bence evet. Mükemmel. Yani daha. Bu PSA grubunda zaten Peugeot ve Citroen'de hani sembolik bir şey. Evet, evet, yani... Yeni 508, 5008, 3008. Bu Peugeot'da mesela Citroen'de yine C5 E-Cross. Bu araçlarımızın hepsinde var bu şey. DS'de nasıl peki vites topuzu? DS'de aynı. Ha, aynı vites topuzu. Evet. Güzel. Burada eko tuşumuz var, spor tuşumuz var ikisi beraber. Eko'da da eğer yakıt düşürmek istiyorsanız bunu kullanmanız gerekiyor. Arabanın genel bir yakıt ortalamasına bakalım. Buradan bakmamız gerekiyor. Bu da çok eski bir şeydir biliyor musun? Peugeot'larda evet, eskilerden evet. Biri gelir bu. Eskilerden biri var bu. Hı-hı. Mesela 26 km yol yapmışız. Büyük ihtimalle bizim yaptığımız yol. Evet. 10.5, 10.2 yapmışız. Yani bak arkadaşlar şimdi kullanım tarzını gördünüz. Biraz abartıya kaçtım ve çamura falan da soktuk. Zorladık ettik. 10 litre yaktı. Bu bence olabilecek maksimumdur diye düşünüyorum. Tabii. Yani daha fazlası olmaz çünkü yani bayağı zorladık. Biz bayağı zorladık. Hani hı-hı. Sport'taydı, bayırda. Evet. Şu anda 10.2 litre. Normal ya, sürüş esnasında zaten 5.6'ya kadar düşünmek lazım. O kadar olur ya. Ben uzun yolda gene aynı İstanbul'a gitsem 100'le falan 4.5 falan yakarım bu arabayla öyle söyleyeyim. Evet, evet. Boyutuna göre gayet güzel. İçerideki tasarım olarak şimdi bu araçta içeride biraz daha büyük bir ortam varmış gibi hissediyorsunuz. Geniş bir ortam varmış gibi hissediyorsunuz 3008'e göre. Bu girintiler çıkıntılar olmayınca düz bir zemin yapmışlar ve kalite hissi de gayet güzel. Sadece buralar sert, bunu daha önce duymuştum yorumlarda. Ancak burayı sert yapmışlar ama şuralar tamamen yumuşak. Burası dokunabildiğiniz yerleri yumuşak yapalım diye düşünmüşler diye düşünüyorum. Şurayı dikişli bir yapı yapmışlar. Burası da güzel duruyor. Hani şimdi burası sert ama görüntü olarak kötü mü? Kötü değil. Onu söyleyeyim. Hani burası sert olduğunu ellemeden anlayamazsınız. Evet. Zaten burayı da çok fazla elleyeceğiniz bir yer değil. Bunlar LED'li. Bu da çok güzel bir görüntü sağlıyor. Güzel. Evet. Bu da gayet hoşmuş. 3008. Şunu görmemiştim şimdi. Bardak kısımları güzel. Bardağın şöyle yan yan olması da bu da güzel. Konsolun evet, geniş evet. Olduğunu gösteriyor ve ya ben şimdi her arabada bahsediyorum şu sarma hissi. Şimdi konsol beni yukarıya kadar sarıyor. Seninle benim arama bir evet, yapı koyuyor ve bu bana güzel hissettiriyor açıkçası. Ya böyle sarması beni güvende kesinlikle, hissettiriyor. Kesinlikle. Öyle söyleyeyim. Konsolun bu şekilde durması yani çok güzel. Bazı araçlarda atıyorum bu konsol bu şekilde değil. Aşağıda kalıyor. Yani hani evet, evet. Mesela şurada şurası kesiyorlar genelde. Buradan başlayarak yapıyorlar. Bu aynen. Hoş değil. Bilmiyorum benim hoşuma gitmiyor o tarz. Direksiyonumuz güzel. Direksiyon derisi biraz sert ama ince. İnce olmasının güzelliği ne biliyor musunuz? Ben şimdi çok kalın direksiyonlu evet. Bir arabada uzun yol yaptım. Uzun yolda bildiğiniz eliniz ağrıyor biliyor musun? Şu bölüm ağrıyor. Bir çok gariptir. Ben ilk kez de yaşadım onu. Eve gittim şuram ağrıdı ya hani bu direksiyondan dolayıymıştı yani. Ya ince direksiyon daha kalın olunca ya el kısmının şurasıları daha fazla çalışıyor. Evet, o yüzden evet. Artıyor. Hani ince olması aslında böyle daha güzel. Benim daha çok hoşuma giden bir durum öyle söyleyeyim. Buralarda yumuşak arkadaşlar. Şöyle klima paneli iki haneden oluşuyor. Bu da güzel gözüküyor. Yani tasarım işte tabii ki değişiyor ama benim gözüme hoş geldi tasarımı. Zaten çoğu insan da beğeniyor. Ve gelin şimdi yeni inelim dışarıdan gösterelim size arabayı. Arkadaşlar şimdi arabayı biraz çalışır bıraktım. Zorladık ya soğusun hafiften. Jantları görüyorsunuz halini. Yani ne kadar zorladığımızı buradan anlayacaksınızdır. Her yer çamur dolmuş. Birazdan güzel bir yıkanması olacak. Tasarım olarak yani gayet güzel duruyor. Ya topların tasarımı böyle 3 boyutlu duruyor. O benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şöyle içeri doğru bir girintisi var. Park sensörlerimizi görüyoruz. Zaten sürüşte de bize yardımcı oldular. Arka tarafta parlak bir plastik kısım var. Bu da güzel. Şöyle parlak plastik malzemeleri seviyoruz. Bunlar da herhangi bir hasar aldığınızda canınızı yakmıyor. En azından boyamanız gerekmiyor. Bu tarz durumlarda. Yukarıda kırmızı ince detaylar görünmüş. Şimdi bak ben arabada aslında böyle renk detayları sevmiyorum ama şu olay güzel. Şimdi burada parlak siyah bir malzemenin içine gizlenmiş olan o kırmızılık benim hoşuma gitti. Normalde çok fazla renkli olayları sevmiyorum. O işte dedim kişisel olarak. Ha, evet bunları mesela gri yaparsınız. Bu arabaya daha da güzel belki uyum sağlayabilir. Hani o size kalmış. Bu zaten Citroen de içerisi, dışarısı, rengi, tavanın rengi. Bunları hep opsiyon olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ön tarafta ledlerimizi görüyorsunuz. Sinyallerimiz nasıl? Bir sinyallerimizi de görelim. Sinyal verirken de değil mi?
Şöyle adaptif farlarımızı görüyoruz. Bu farlar dönebiliyor, uzun kısa yapabiliyor. Evet. Tüm detayları var. Gece sürüşlerini de görüyorum bazen. Arkamdan C5 geldiğinde fark ettiriyor. Bir de bunların böyle güzel mavi bir hüzmesi olur. Bu farların böyle. İnceden böyle bir mavilik verir. O hissi de güzel. Alt tarafta sis farlarını görüyoruz. Sis farları bayağı aşağıda koyulmuş. Güzel, dikkat çekici bir araba bak. 19 jantları görüyor musunuz? Bu jantlar opsiyon. Çok fazla Citroen C5 Air Cross'larda bunu görmezsiniz. Hangi lastiğe gelmiş? Michelin takılmış arkadaşlar. Boyutunu merak ettim. 205-55R19. Tabanını ince tutmuşlar. Farklı bir lastik aslında, biliyor musun? Çok fazla bulunmaz bir lastikten. Farklı bir lastik. Yani bu büyük ihtimalle pahalı bir lastiktir diye geliyor bana. Ara kalmış çünkü. Şöyle buradan AdBlue'muzu da göstereyim ben sizlere. Bu araçlarda artık AdBlue sistemleri de oluyor. Bu rengi çok seviyorlar, biliyor musunuz insanlar? Yani bu renk çok güzel. Evet. Bir beyaz, bir de bu renk. Yapayım mı? Mavi biraz, o da var ama genellikle bu uzay gri dediğimizi. Bir de şey, serifli beyaz. Ya yani ben bu arabayı alsam beyaz alırdım ya da siyah alırdım diye diyorum. Böyle siyah bu arabayı daha da ağırlaştırır çünkü. Daha da ağırlaştırır. Frene basıldığında şöyle içerikler yanıyor. Ama halojen ampul olması benim hoşuma gitmedi. LED olsa daha güzel olabilirdi. Market alışverişlerine falan çok işe yarayan bir özellik. Evet, hemen algıladı. Evet, bakışımda açıldı. Dediğim gibi ellerimiz böyle dolu oluyor. Bende de çok fazla denk geldim bu duruma. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Geliyorum şöyle cebime zorla basacağım diye uğraşıyorum, evet, bagajı açmaya. Yani çok şey. Bu işe yarayan detay. Bagajımız gayet geniş. Zaten tam böyle bak şu anda piknik modu gözüküyor. Aynen. Katlanan sandalye koyulmuş buraya. Tam olarak sığabiliyor. Şöyle alt tarafa baktığımızda ha bunu siz koruma almışsınız. Çok güzel. Evet. Bu bayağı hoşmuş ya. Bu opsiyon olarak zaten alınabiliyor. He, halı gibi. Bende mesela plastik bak. Bu çok güzelmiş. Halı gibi, evet. Ama alt tarafı su geçirmiyor. Mükemmel. Bunu bilmiyordum. Bunu biz de satıyoruz. Hani isyanmışlarımıza veriliyoruz. Çok güzel bir şey ya. Bak C5 arabası olanlar. Mesela plastik biraz hoş durmuyor açıkçası benim de. Çiziliyor çok fazla. Bu gayet güzelmiş. Ben bunu aslında orijinal zannettim. Sana o kadar söyleyeyim yani. Evet, tabii. Alt tarafa baktığımızda. Ooo, alt tarafta da her taraf halı kaplama. Vallahi bunu beklemiyordum. Yedek lastiğimizi görüyorsunuz. Tasarruflu sistemle kullanılmış. Koltuklara yatırdığımız zaman gözüküyor. Birkaç arkadaş onu merak ediyor. Bu şekilde yatıyor. Hatta dilerseniz alt kısmından çıkartılabiliyor. Mesela bunu da tamamen çıkarabiliyoruz. Bu tarafa da yatmıyor, evet, değil mi ama? Evet. Tamam. Bu koltuğu söküp dışarıda oturabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir fotoğrafta gördüm ama bunu. Böyle adam çıkarmış koltuğunu direkt yan taraftan koymuş. Böyle gölün kenarına oturmuştu. Arkadan da uzunluğunu şöyle görebilirsiniz. Boydan boya malzeme yüklemek isterseniz çok rahat. Ayrıca mesela bu arabanın böyle kamp aracı olarak da kullanılabilir aslında, biliyor musun? Gidip böyle güzelce bunun arkasında yatılır yani bence. Tabii. Şişme yataklar var biliyorsunuz. Şişme yatak çok güzel olur. Çok güzel oluyor onlar. Hı-hı. Ya olabilir. Tatile ama çıkılacak bir araba ya. Benim direkt gözümün önüne öyle şeyler geliyor, biliyor musun? Ben çok seviyorum o tarz şeyleri. Ben de bazen böyle trend yol gibi sayfalarda dolaşınca şey oluyor. Hı-hı. Karşına çıkıyor değil mi? Böyle kamp malzemeleri. Evet. Bir kere baktım mı tamam. Artık peşinden ayrılmazlar. Şimdi şu koltukları da size göstereyim. Bak koltuklar bahsettim ya, yumuşak diye. Aynı öndekiyle aynı yumuşaklıkla. Ortaları deri. Ön tarafları kumaş. Şey mi? Tiyatro pozisyonu mu var bakalım? Evet. Yani şuradan görmenizi istiyor arkadaşlar. Buradan önünüzü görebiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle sunroof'u da size göstereyim. Her bir kutu gösteriyoruz. Bu arada perdesi de elektrikli. Perde içindeki aydınlatmalar da geçici koşturuyor. Bu araçta var değil mi şu yanlarda? Evet. Sunroof bayağı geniş açıldı. Yani normalde, şimdi bakayım boyuna. Evet bak, iki karış açıldı. Normalde bir sunroof 1.5 karış açılır. Çoğu arabada bakarım, bunda 2 karış açıldı. Koltuğumuzu ileri geri ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bagajı eğer genişletmek isterseniz şu koltukları biraz daha öne alabilirsiniz. Mesela bakın şu anda ayaklarım buraya giriyor. Ve buraya güzel bir oyuk yapmışlar. Eğer ki böyle çok zor durumdasınız, arka tarafa malzeme koymak zorundasınız, böyle de bir şekilde gidebilirsiniz açıkçası. Yani sizin için bir tercih olmuş. Burası da bel şişirmek için. Şöyle bakın. Buradan belinizi şişirebiliyorsunuz. Bel boşluğunuzu alabiliyorsunuz. Arka tarafta bu şekilde. Gayet güzel. Arkadaşlar Mustafa ile beraber güzel bir sürüş yaptık. Vallahi benim için çok eğlenceli oldu. Özellikle o çamur bölümleri çok keyifli oldu. Şimdi eve gidip kendimi izleyeceğim sizden önce. Kontrol edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Citroen Bül Otomotiv'de buradan teşekkür ediyorum. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar burada şöyle güzel bir DS var. Bunu da göstermeden edemeyeceğim. Şöyle farlarını sizlere göstereyim. Ben bunların farlarına bayılıyorum. Ya sanat eseri ya. İçinde mor mor şeyler var. Var. Dönüyor şu anda. Ya sen nesin ya?
Süpersin. İçini de şöyle hızlıca göstereyim. Bu araçta ısıtma, soğutma, masaj hepsi var. Vites topuzunu zaten biraz önce görmüştünüz. Cam ayarları burada ama hissiyatı çok güzel. İşte bu hani her markanın bir tarzı vardır ya, o tarz. Ekran kocaman ve tabii ki şu olay. Süper. Şöyle stopuna da göstereyim. Ya ama detaylar süper ya. Çok güzel. Vallahi. Arkadaşlar şu dikişler tamamen el dokumasıymış. Komple aracın her tarafını bu dikişler dönüyor. Mükemmel ya. Yani işte bu Citroen'in lüks markası, öyle söyleyeyim sizlere. Diyelim. Hadi görüşürüz.